TRT Haber ekranlarından ve TRT Radyo Haber'den merhaba sayın seyirciler. Ben Metin Soysal Bozdoğan. Haftanın Z raporuna hoş geldiniz efendim. Bugün hayatın içinden ailelerin gündemi olan önemli bir konuyu mercek altına alacağız. Bu haftaki yayınımızı çocuklarımıza ve gençlerimize ayırdık. Yeni nesillerimizin önemi hiç şüphesiz tartışılmaz. Akıl, ruh ve beden sağlığı güçlü çocuklar ve gençlik için akran zorbalığını değerlendireceğiz. Akran zorbalığında artış var mı? Akran zorbalığı nasıl önlenir? Milli Eğitim Bakanlığı'nın geliştirdiği son uygulamalar neler? Hepsini mercek altına alacağız. Haftanın Z raporu başlıyor. Seyirciler, akran zorbalığı Türkiye'de ve dünyada önemli bir gündem maddesi. Araştırmalara göre Türkiye'de akran zorbalığına maruz kalan öğrencilerin oranı %25'e ulaşmış durumda. Son olarak Zonguldak'ta 4 lise öğrencisinin arkadaşlarını darp etmesi büyük tepkilere neden oldu. Olay sosyal medyada infial oluşturdu. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda akran zorbalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm eğitim kademelerinde psikoeğitim çalışmalarını hızlandırdı. Soracak çok soru var. Hiç vakit kaybetmeden konuklarımı takdim etmek istiyorum efendim. Eğitimci yazar Erol Erdoğan, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şaziye Senem Başgül, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Selman Dursun, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve yayınımızda Ankara stüdyomuzdan katkı sağlayacak olan eğitim uzmanı Süleyman Belediyeoğlu. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet Sayın Erdoğan, şöyle başlayalım. Siz efendim Milli Eğitim Bakanlığı Aile Okulu Projesi kapsamında Türkiye genelinde tüm okullardaki sınıf öğretmenlerine ve rehber öğretmenlere akran ilişkileri dersi verdiniz. Bir seminer dizisi. Şunu sormak lazım o halde, şöyle başlayalım tanımı, kavramı ortaya koymadan önce. Akran zorbalığı alarm seviyesinde bir konu mu Türkiye için, ne dersiniz? Şimdi tabii bütün Türkiye'nin akran zorbalığının arttığını ifade ettiği bir dönemde tersini söylemek biraz cesaret işi ama ben sanıldığı kadar ya da söylenildiği kadar, hatta araştırmalar yansıttığı kadar akran zorbalığının arttığını düşünmeyenlerdenim. Bir artış söz konusu ama akran zorbalığı ekranlar yansıtıldığı kadar bir artış göstermedi. Neden? Çünkü akran zorbalığını tanımlamayla ilgili uzmanlarla halk arasında, kamuoyu ve aile arasında çok büyük bir problem var. Size çok hızlı bir hikaye anlatayım. 12 Eylül 2022 tarihinde İstanbul'un bir ilçesinde, ilçenin adını vermeyeceğim, bir haber bütün ekranlara yansıdı. Haber şu: çocuklar bir parkta oyun oynarken kavgaya tutuşuyorlar. Ve bunu gören aileler aşağı iniyorlar, çocuklarını kavgasına katırıyorlar ve bu bir çocuk kavgasından, oyun kavgasından aile kavgasına dönüşüyor. Tekmeler, tokatlar, sopalar, taşlar, polis geliyor, zor ayırıyor. Evet. Ama fotoğrafın trajik ya da komik olanı şu: aileler kavga ederken, birbirlerinin saçlarını baştan yolarken çocuklar oynamaya devam ediyorlar. Evet, hep öyle olurum hocam, değil mi? Şimdi çocuğa göre bu bir oyun kavgası, hatta kavga bile olmayabilir, oyun sürtüşmesi, ama aileye göre bunu sorsanız zorbalık. Evet. Temel problem ailenin çocuklarıyla ilgili her konuyu en üst limitten tanımlamış olmasıdır. Yani sınavlarla ilgili okul başarısı, eğitim başarısı, çocuğun başına gelen bir problem. Her şeyi en üst limitten tanımladığı için de çocuklar arasında normal sayılabilecek ya da çocukların kendi arasında çözebileceği ufak tefek sürtüşmeleri, kavgaları, tartışmaları, çekemezlikleri, omuz atmaları bile aile çocuğunu kutsallaştırdığı için, bu ayrı bir başlık ama modern dönem bir problem olarak karşımıza çıkan, bundan dolayı aile çocuğunla ilgili her olumsuzluğu akran zorbalığı en üst limitten tanımlıyor. Bu da araştırmalara maalesef akran zorbalığının artışı olarak yansıyor. Bir zorbalık artışı var mı? Var. Ama ailelerin ifade ettiği kadar bir zorbalık artışı yok. Çünkü aile her türlü olumsuzluğu zorbalık olarak tanımlıyor. Bu hem akran kelimesinin
etimolojisine, ruhuna uygun bir yaklaşım değil. Hem de zorbalığı azaltıcı değil, tam tersine arttırıcı bir fonksiyon görmektedir. Zaten belki biraz sonra göstereceğiz. Elinizde istatistikler de var. Evet. Bu konuya dair detayları aktaracağız izleyicilerimize. Tabii sorunlar alarm seviyesine gelmeden çözülmeli ya da minimize edilmeli. Bugün bu konuyu ele almamızın nedeni elbette bahsettiğimiz gibi akıl, ruh ve beden sağlığı daha güçlü bir gençlik ve yeni nesil için bazı problemler noktasında farkındalık oluşturmak, bilinç seviyesini yükseltmek noktasında kesinlikle. Kamu yayıncısı olarak da bize tabii ki rol almak istedik. Ama üstümüze düşen görevi yerine getirmek istedik. Bir cümle söyleyeyim. Belki başka hocamıza geçeceksiniz. Böyle kalırsa eksik söylemiş olurum. Konuyu akran zorbalığı üzerinden değil de akran ilişkileri üzerinden konuşursak ilişkilerin bütün boyutlarını, yani akran öğretimini de, akran dostluğunu da, akran arkadaşlığını da, akran işbirliği gibi, yani pozitif ilişkiye de konuşma imkanımız olur ki o zaman zorbalığı önceden önleme, yani zorbalık ortamını önceden engelleme gibi bir imkanımız oluşur. Ama gittikçe akran kelimesini, zorbalık kelimesini esir vermeye başladık ki bu aslında çözümde de psikolog arkadaşlarımız, uzman arkadaşlarımız da zorlayan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bu da önemli bir teklifti. Evet. Şimdi Sayın Başkan'a dönmek isterim. Efendim, öncelikle kavramı net ve kısa bir şekilde ortaya koyalım. Akran zorbalığı nedir? Çeşitleri nelerdir efendim? Akran zorbalığı davranışları nelerdir? Buyurun. Şimdi şöyle, akran zorbalığında güç dengesinin olmadığı bir ortamda kişiler arasında kışkırtma olmaksızın karşı tarafın kasıtlı olarak, o yüzden hani Erol Bey'e çok katılıyorum, kasıtlı olarak, oyun değil, kasıtlı olarak karşı tarafa zarar verici davranışta bulunması. Ama ben Erol Bey'e bir şey eklemek istiyorum. Zorbalık arttı mı dendiği noktada zorbalık görünür oldu. Hani biz çocukken zorbalığa uğramadık mı? Ben çocukluğumu hatırlıyorum. Benim annem babam boşanmıştı küçükken. Sokakta oyun oynarken çocuklar yanıma gelip, senin annen baban boşanmış, biz seninle oynamayız. Ama sana sözel bir zorbalık, dışlamak. Evet. Dışlamak da bir zorbalık. Bu aslında kadim bir mesele. Evet. Yani yeni bir olgu, yeni bir konu değil. Fakat görünür oldu. Dünyada bunun çarpanı çok fazla oluyor. Yani bir olay yaşandı mı, eğer bu internet medyasına düştüyse, sosyal medyaya düştüyse milyonlar duyabiliyor, görebiliyor, izleyebiliyor. Dolayısıyla mağdur için çok daha zor bir durum haline geliyor. Tabii orada başka bir kavram daha geliyor tabii. Konu konuyu açıyor. İzleyen bizler de mağduru izlerken izleyici kaldığımız noktada biz de zorba oluyoruz. Kesinlikle. Zorbalar da artıyor. Dolayısıyla çarpan daha da fazla. O mağduriyetin daha da katmanı artmış oluyor, çarpanı yükselmiş oluyor. Şimdi efendim bir vakayı ekranlarınıza getirelim. Sayın seyirciler, akran zorbalığı kapsamında güncel bir yansımayı getireceğiz ekranlarınıza. TRT Haber ekibinden muhabir Murat Can Öztürk hasta çocukları zorbalığa uğrayan bir anne ile konuştu. Program ekibimiz özel olarak görüştü. Yıllardır aile olarak sıkıntı çektiklerini belirten anne, suçun zorbalık yapan çocuklarda değil, büyüklerde olduğunu düşünüyor. İzliyoruz. Akran zorbalığı çocuklar arasında ciddi bir tehlikeye dönüştü. Yıllardır çocuğu zorbalıkla karşılaşan annelerden biri TRT Haber'e konuştu. Çocuğum 12 yaşında. 7. sınıfa gidiyor. 12 yıldır tedavi görüyor hasta. Hidrosefali hastası, serebeller ve kas hastası. 5-6 yaşına kadar hiç sorun yaşamadık. Çünkü sosyal hayatımız yoktu. Yürümüyordu, bebek arabasındaydı. Zorbalık çocuğun anaokulu sürecinde başlıyor. Ana sınıfına başladığında çocuğumun nöbetler geçirmesi oluyordu. Bezleniyordu ve ilaçları vardı. Bu sebepten dolayı da çocuğum çocukların karşısında bir kukla, işte bir gösteri yapan palyaço gibi oluyordu, gülüyorlardı. Anne çocuğunun dışlandığını da belirtiyor. Bir etkinlik oluyordu, gruplaşma gerekiyordu ve çocuğumu bu gruplaşmanın içine alamıyorlardı. Çünkü yürümekte zorluk çekiyordu, yürüyemiyordu. Bu sebepten dolayı da çocuklar, İşte sen yürüyemiyorsun, işte sen altına kaçırıyorsun, ilaç kullanıyorsun. Mağdur çocuk zorbalıktan ötürü Tuzla Devlet Hastanesi'nde terapi alıyor.
öfke kontrolsüzlüğü söz konusuydu. Kendisini yeterince ifade edemiyordu. İçe dönük bir yapısı vardı. Fiziksel olarak da diğer arkadaşlarından daha farklı bir görünüme sahip olduğu için kendisini ifade etmekte zorlanıyordu. Maalesef ki çocukları zorbalığa uğrayan bazı anne ve babalar buna tepki gösterip bir tane de sen vur diyebilirken, çocukları zorbalık yapan bazı ebeveynlerse bunu bir güç gösterisi kabul edip sesini çıkarmayabiliyor. İşte bu yüzden de uzmanlar çocuklardan önce anne ve babaların doğru yönlendirilmesi gerektiğini düşünüyor. Şiddete şiddetle karşılık verilmez. Şiddet ancak bu konuşarak veya dediğimiz gibi empatik yolla çözülebilir ve anne babanın burada kesinlikle çocuğuna göze göz, dişe diş dememesi, kendini savunucu bir yöntem olarak şiddeti öngörmemesi gerekiyor. Ben aslında çocuklara kızmıyorum. Ben bireylere kızıyorum. Neden kızıyorum? Bireyler çünkü her çocuğun eşit olmayacağını, çocukların farklı olacağını, işte kiminin eli olmadığını, kiminin ayağı olmadığını, işte kiminin gözünün görmediğini, bunları aslında bireyler çocuklarına anlatmak zorunda. Evet, devam edelim. Şimdi Ankara stüdyomuza bağlanalım. Sayın Belediyeoğlu, size soralım efendim. Çocuklar arasındaki fiziksel ve psikolojik şiddet hangi boyutlarda? Bu şiddetin kaynağı ne? Erol Bey'e, Sayın Erdoğan'a siz katılıyor musunuz? Yorumunuz nedir? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Katılımcı hocalarıma da buradan selamlarımı iletirim. Öncelikle sahada çok bulunan bir insanım. Yani yarın sabah da Suruç, Akçakale ve Siverek bölgesinde olacağım. Yılda 450 tane etkinlik yapıyorum ve öğrencinin içinden hiç çıkmıyorum. Bakın, şimdi şöyle ifade edeyim. Eğer bugün Türkiye'de akran zorbalığı artmadı demek çok iddialı bir cümle. Şimdi siz şöyle bakın, şiddetle zorbalığı birbirinden ayırmamız gerekiyor bir defa. Yani şiddet eşit güçler arasında yapılan ve bir defaya, belki iki defaya mahsus bir şey. Ama zorbalık dediğimiz bir güçlüdür çeşitli açılardan. Bu şiddetin çeşitli formları var biliyorsunuz zorbalığın. O formlara göre düşünmesini rica ediyorum bütün izleyicilerimizin de. Yani bu güçler arasındaki farklılık ve ayda iki defa, üç defa, beş defa tekrar etmesi gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün siz, bugün sosyal medya üzerinden, yani siber zorbalık üzerinden baktığınızda yoğunluk fazla, mekan diye bir kavram yok, zaman diye bir kavram yok, kontrol diye bir kavram yok. Yalan bizim zamanımızda da vardı. Oradan bir düşünelim. Ama şimdi mi daha fazla, bizim zamanımızda mı daha fazla? Yani insanların yüz yüze geldiğinde empatik ilgiyle geri adım atıp geriye çekilmesi kendilerini de sınırlandırılmasına yol açabiliyor. Bunun için biz her zaman şunu söylüyoruz Betül Hanım. Bakanlığımızın da her kata bir rehber öğretmen atamayla ilgili aslında yavaş yavaş oluşan bir düşüncesi olduğunu biliyorum. Mutlaka bunun dışarıdan değil, içeriden, yani okulların içerisinde çözümlenmesi gerektiği de açık bir gerçek. Çünkü bunlar, şimdi rakamlar ortada. İşte normalde bütün dünya standartlarına baktığınızda %10'dur zorbalığın oranı. Yani öğrenci sayısına oranlarsanız Türkiye'de 2 milyona denk geliyor. Fakat bu mağdur için söylenen bir rakam. Bir de zorbayı da mağdur sayıyorsak, ki öyledir de zaten, bunu 3 ile çarparsanız, çünkü bazen bir çocuğa 3 kişi aynı şekilde mağdur edebiliyor. Çünkü bu zorbalığın fiziksel olmadığını da hepimizin, herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor. Günümüzde fiziksel zorbalık yerini sözel, ilişkisel, iletişimsel, dışlama, işte sosyal medyadan sürekli iftira yayma, organize olup kötü yorum yapma. İşte ben nereden baksanız 26 yıldır televizyon yayıncısıyım, aynı zamanda da programcısıyım, öyle ifade edeyim daha düz olarak. Evet. Ağzımızdan çıkan herhangi bir cümle daha 2 gün önce linç edilmemize sebep oldu. Yani burada sen, ben, o, şu da değil. Artık insanlar herhangi bir kişiyi hoşa gitmeyen bir tavrından dolayı çok rahatlıkla linç edebiliyor. Bir de bu zıplayarak gidiyor zaten. Yani siz şöyle bakın, bugün zorba olan
yarın ailesine zorba, iş yerinde müdür olursa zorba. Mağdur olan aynı şekilde bugünün mağduru, geleceğin cellatı diye de bir kavram var biliyorsunuz. Bu toplumun geneline yayılmış olan bir durumdur. Öğrencileri alay etme, küçümseme eğilimlerinin, onları baskılama eğilimlerinin çok fazla olduğunu, ben sizin yayın için arandığımda İstanbul'daydım. Okullarda etkinliklerimiz evet. vardı. Rehberlik Araştırma Merkezi ile de bir toplantı yaptık. Ve gerçekten imdat kolunu çektik diyorlar. Ve rehber öğretmenlerimizin her kata bir rehber öğretmen olursa katı gözlemleyerek bu veriler ancak elde edilebilir. Öğrencinin kendini gizlediğini, ailesinden gizleyebildiğini bir mağdur için söylüyorum. Ya da zorba için söylerseniz aynı şekilde onun da gizlediğini. Belki bir klinik psikologla yaptığı bir terapide, görüşmede bunu açık edemediklerini de söylüyorlar. Tabii bütün mesele bizi şuna götürüyor açıkçası. Hocalarım da ifade etti. Aile çocuğu oturma odasına göre yetiştirir hale geldi. Aile çocuğu test çözsün ya da dış dünyadaki tehlikelerden uzak kalsın diye dış dünyaya değil de oturma odasına uygun bireyler yetiştirmeye başladık. Aşırı işte sosyal medya düşkünlük iletişim becerilerini öteledi. Kendini yazılı ya da sözlü ifade edebilen genç sayısı hızla azaldı. Ama herkes şunu çok iyi bilmeli ki dünyadaki bütün araştırmalarda ergenler grup içinde kimliklerini kaybediyorlar aslında. Örneğin ben sizinle şu araştırmayı paylaşayım. Güzel bir çalışma aslında bu. Eğer diyor bir arabada iki ergen varsa kaza yapma şansı, arabayı kullanan ergenin kaza yapma şansı 4 kat artıyor. Eğer arabayı kullanan ergen, arabada hiç kimse yoksa, etrafta başka ergenlerin kendisini gördüğü ihtimali bile varsa kaza yapma ihtimali artıyor. Yani kontrolden çıkma, kendini kontrol edememe gibi durumların ortaya çıktığını söyleyebiliyoruz. Kısacası durum çok vahim. Tabii ki bizim her görüşe saygımız var. Durum oldukça vahim. Biliyorsunuz artık anketler, testler, hata payları o kadar fazla ki. Çünkü insanların test becerileri çok gelişti. Yani siz bir anket araştırma yaparak evet, hocam. İnsanların ki akademisyen arkadaşlarımız da orada. Artık bir zeka testi, bir eğilim testi bunu ölçemiyorsunuz. Neden ölçemiyorsunuz? Çünkü vermesi gereken cevabı çocuk çoktan seçmeli çok güzel veriyor zaten. Onun evet. altında sorduğunuz sorunun altında yatan nedenleri de çok iyi bilebiliyor. Evet, Sayın Dikkatli Belediyeoğlu. Olması gerekiyor. Bir kez daha söylüyorum. Rehber öğretmenlere emanet edilmemiz gerekiyor diyorum. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Farklı bir teklifle de gelmiş oldunuz. Her kata bir rehber öğretmen şeklinde ve akran zorbalığı meselesinin, olgusunun çok farklı bir boyutta ele alındığını gördük sizin yorumunuzla birlikte. Ve bir de önemli bir soru sordu aslında Sayın Belediyeoğlu. Bugünün zorba genç, çocuk veya ergeni yarın nasıl bir kimlik kişilikle yetişkin olarak karşımıza çıkacak? Dolayısıyla yetişkinlik sürecine kadar bizim bu problemi çözmemiz gerekiyor. Zorba dediğimiz o çocuğumuz, gencimiz de çünkü bizim çocuğumuz. Dolayısıyla bu yayınlar bilinç seviyesinin yükselmesi noktasında bence hani mağdur pozisyondan kurtarmak evet ve bunun yanında da zorbanın ıslahı. Bu da çok önemli. Bu konulara değineceğiz. Şimdi hukuki anlamda şunu sormak isterim Sayın Dursun. Bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı bu konunun üzerine eğildi. Çok farklı çalışmalar da yapıyor. Sayın Erdoğan'la ele alacağız. Nasıl bir yeni yönetmenlikle nasıl bir kural getirdi? Şöyle artık disiplin suçu sayılacak zorbalık. Öncelikle şunu şöyle düz bir şekilde sorayım. Akran zorbalığı suç mu? Şu an pratikte nasıl bir uygulama var? Evet. Şimdi akran zorbalığı aslında öncelikle bir şemsiye kavram. Bize yabancı literatürden bullying kavramı üzerinden aktarılan, bünyesinde işte fiziksel, sözel, işte psikososyal yani ilişkisel bir takım davranışları, kişileri baskılama, zorla hükmetme amacıyla gerçekleştirilen davranışların bütününe verilen bir isim.
Diğer konuklarımız bunun bu kavramın içeriğini doldurdu aslında. İşte kasıtlı gerçekleştirilmesi lazım. İşte fail ile mağdur arasında güç dengesizliği olması lazım. Ve sürekli tekrarlanan davranışlar olması gerekir şeklinde. Şimdi tabii bunların gibi davranışlara karşı hukuki korumanın sağlanması noktasına baktığımızda tabii suç kavramı ceza hukuku anlamında işte ceza kanununun hapis adli para cezası ile karşıladığı fiilleri ifade ediyor. Başta şunu belirtelim, bu anlamda tabii bu isimle bir suç tipi kanunumuzda yok ama şemsiye kavramı olduğu için bu kapsamdaki fiiller çeşitli suçlara yol açabilir. Ama bu suç tabii ceza hukuku son araç, buna gelmeden önce disiplin hukukunda da bir takım düzenlemelerin olduğunu görüyoruz. Özellikle sizin de bahsettiğiniz Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ortaöğretim Kurumları'na ilişkin yönetmeliğinde disiplin suçları, disiplin ihlalleri de düzenleniyor ve 2015 ve 2022'de Kasım ayında yapılan değişikliklerle aslında akran zorbalığı kavramının terim olarak da mevzuatımıza girdiğini görüyoruz. Doğrudan bu yönetmelikte bir disiplin suçu olarak bu kavram zikrediliyor. Tabii bu zorbalığın belki biraz sonra değinilecektir. Birçok boyutu var. Özellikle evet, siber zorbalık dediğimiz internet ortamında bilişim sistemleri aracılığıyla ya da sosyal medyada gerçekleştirilen boyutlarının da yönetmeliğe yansıdığını görüyoruz. Yönetmelikte hatta disipline gelmeden önce öğrencinin korunması noktasında da bir hüküm sevk edilmiş ve doğrudan aslında isim verilmeden zorbalık tarif edilmiş. İşte öğrencilerin çevre, okul çalışanları, diğer öğrenciler tarafından fiziksel, ruhsal yönden zarar görmemeleri için dedikoduya, zorbalığa, tehdide, sataşmaya, onur kırıcı her türlü lakap takılmasına karşı korunması gerektiğinden bu noktada okul aile yönetimine bir yükümlülük olarak da karşımıza çıkıyor. Tabii son çare olarak da buna rağmen işte zorbalık olarak adlandırılan fiiller gerçekleştirildiğinde işte disiplin yaptırımları olarak işte kınamadan, okuldan uzaklaştırma, işte okul değiştirme ve hatta okul yani o örgün öğretimden çıkarma ya kadar varan, tabii bunlar değişik boyutlarıyla, yani şimdi baktığınızda fiziksel bir zorbalık, işte kişinin vücuduna yönelik bir yaralama, hatta ölüme kadar varabilen bir boyuta ya da işte kişinin işte vücuduna yine cinsel dokunulmazlığına yönelik ya da mal varlığına yönelik işte malına zarar verilmesi, hırsızlık yapılması ya da işte zorla çok yönlü olabiliyor değil mi? Bir takım işte haraç kesme şeklinde para alınması gibi fiiller olabilir ya da sözel işte tehdit etme, hakaret etme, iftira da bulunma, küçük düşürme ki hakareti oluşturur. Ve bir de dışlama dediğimiz ki bu en zor saptanan aslında, yani dolaylı zorbalık dediğimiz, yani işte arkadaş grubuna alınmaması, örtülü olduğu için tabii saptanması daha güç. Yani baktığımızda ilk iki grup, yani fiziksel ve sözel zorbalıklar aslında çeşitli suç tiplerini kanunumuzda vücut verebiliyor. Yani kişinin efendim vücuduna ya da sağlığına, ki bu ruhsal sağlığı da içerir, zarar verilmişse bu şekilde tabii ki kasten yaralama suçu ya da işte eziyet suçu dediğimiz, bunun bir sistematik olarak, ki burada tekrarlama boyutuyla bu sistematiğe de uyabiliyor. Evet. Ya da kişinin huzur ve sükununu bozma şeklinde bir suç tipi, sırf rahatsız etmek için bir kişiye ısrarlı olarak hukuka aykırı bir takım davranışların yapılması, işte ısrarlı takip diye mevzuatımıza giren bir başka suç var. Ve daha önemlisi belki okullardaki akran zorbalığı bağlamında eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi. Yani cebir, tehdit veya hukuka aykırı başka bir davranışla eğer bir öğrencinin eğitim öğretim hakkının engellenmesi boyutuna, kişinin okula devam edememesi, etmek istememesi boyutuna varmışsa, bu da müstakil olarak eğitim öğretim hakkının engellenmesi, evet, eğitim hürriyeti, buna ilişkin hürriyete ilişkin bir suç tipi olarak karşımıza çıkıyor. Çok geniş kapsamlı olduğunu anlıyoruz bu yönetmeliğin. Aslında hani bu eylemlerin suç olarak netleştirilmesi, fiillerin önlenmesi noktasında da değil mi? Evet. Caydırıcı etki oluşturacak. Evet, yani bazı ülkelerde tabii siber zorbalığın ayrı müstakil bir suç olarak düzenlendiğini görüyoruz ama bizde bu isimde en azından zorbalık adı altında siber yahut normal fiziki
zorbalık, fiziksel ortamdaki zorbalıklar anlamında özel bir suç tipi yok ama çeşitli suç tiplerine vücut verebiliyor dediğim gibi. Evet. Sayın Erdoğan, size dönmek isterim. Önemli bir istatistik paylaşacaksınız bizimle. Bu anlamda akran ilişkileri veya akran zorbalığı dediğimiz zaman konunun boyutlarına dair, buyurun, dinlemek isteriz sizden. Şimdi ekrana da yansıdı sanıyorum. Evet. Bu 2021 yılının Ekim-Kasım aylarında İstanbul'un tamamında yapılmış bir araştırma. 10-14 yaş arası, yani ergen dediğimiz, aslında akran ilişkilerinin en kritik olduğu yaş grubu burası. Profesör Doktor Hasan Bacanlı Hoca'nın bilim danışmanlığında yapılmış bir araştırma. Üsküdar Belediyesi'nin yaptırdığı bir araştırma. Şimdi burada çocuklara sorulmuş, arkadaşlarınıza kavga ediyor musunuz diye. Çok yüksek bir oranda, yani bazen ve hayır toplamı neredeyse %90'a yaklaşıyor burada, çocukların kavga ettiği gözüküyor. Ancak peşinden gelecek grafik bizi biraz şaşırtacak. Peki bu çocukların, evet, kavga yüklediği, evet geldi. Çocukların kavga yüklediği anlamla ailelerin kavga yüklediği anlam arasındaki farkı ortaya koyan bir yaklaşım aslında bu. Onun için akran zorbalığın artmış olmakla birlikte ailenin sandığı kadar artmayabileceğine dair ihtimali de biraz bunlara, bu tür araştırmalara dayanarak söylüyoruz. Şimdi şöyle düşünün, %90'a yakın oranda çocuklar kavga ettiklerini söylüyor ama aynı çocuklar arkadaşlarına da yine çok yüksek bir oranda güvendiklerini söylüyorlar. Bakın buradaki güvenme toplamı da aşağı yukarı %80'e yaklaşıyor. Yani hem çocuklar kavga ediyorlar hem de güveniyorlar. Bu enteresan. Hemen peşinden gelen grafiği de görebilirsek, bakın aynı çocuklar yine %95 oranında da arkadaşlarıyla iyi geçindiğini düşünüyorlar. İşte burada Betül Hanım, bir taraftan akran zorbalığını konuşurken, akran zorbalığının artışını, görünür hale geldiğini konuşurken ve bununla ilgili önleme çabalarını konuşurken, aynı zamanda başka bir travmaya yol açmamamız gerekiyor. Travma şu, ben de siz biliyorsunuz sürekli okullardayım ve çocuklarına arkadaşlığı yasaklayan aile tipleri oluşmaya başladı. Ha, ilginç bir şey söylüyorsunuz. Çünkü çocuğun gelişimi için çok önemlidir, değil mi? Evet, çocuklarla ilgili çok çok travmatik iki durum yaşıyoruz. Sokakların çocuksuzlaşması, çocukların arkadaşsızlaşması gibi iki tane sorun yaşıyoruz. Bu iki sorun şehirlerin güvenilirlik problemini arttırdığı gibi, güvenme ve güvenilirlik problemini arttırdığı gibi sokaktan çocuğun çekilmesi ve çocuğun arkadaşsız kalması kadar travmatik bir şey olamaz. Ne söylüyor ebeveynler? Yani okula gittiğin zaman arkadaşlık yapma, kimseyle şununla oynama, bununla oynama, şununla arkadaş olma, sokakta durma, işte sana birisi yan baktığı zaman hemen evine gel. Aslında çocuğun rolünü oynamasına engel oluyor. Oysa bir çocuk kendi rolünü oynamaya başladığı zaman, demin bahsettiğim gibi, oyundaki kavgayı önlemeye dönük çocuk kendisi bir gelişim ortaya koyuyor. Bu ailenin aşırı müdahalesi, sadece bu alanda değil, birçok alanda aile müdahalede bulunuyor. O hani psikolog arkadaşlarımızın çok da iyi tanımladığı şekilde helikopter aile tipi ya da ahtapot aile tipi, aslında çocuğu ileriki yaşlarda ya zorba ya da mağdur adayı olmaya doğru itiyor. Ama daha trajik olanı, demin söylediğim, çocuğun arkadaşsız kalması, arkadaşsız büyümesi kadar tehlikeli bir şey olamaz ve son nefesine kadar o insan aslında sorunlu yaşayacak demektir. Soralım psikiyatrımıza. Evet. Bu bir sorun mudur? Ne dersiniz? Çocuğun arkadaşsız kalması kadar büyük bir sorun olabilir mi? Ebeveynlerin bu şekilde yönlendirme yapması çok büyük hata. Aslında burada problemin çözümü sadece okullarda değil. Bir kere zorbalığın en büyük kısmı okulda oluyor. Özellikle ortaokul lise yıllarında ve özellikle okulda oluyor. Çözüm noktasında hepimiz hemfikiriz konuşulanları dinlediğim kadarıyla. Milli eğitimin bunu ele alması gerekiyor çok ciddi noktada. Çünkü çocuğun tüm günü geçirdiği saat orada ve okulda. Ebeveynlerin de eğitilmesi lazım ama bunu da milli eğitimin belki bu noktada üstlenmesi lazım. Ve zorbalık şeyde de başlıyor. Mesela WhatsApp gruplarında da, anne gruplarında da, şu çocuğun annesi, şu çocuğun şusu, çocuk sınıfta bunu yapmış gibi, işte şunun çocuğuyla oynamayın gibi. Daha orada WhatsApp grubunda velilerin arasında bile zorbalık başlayabiliyor. O yüzden çocuğun ebeveyninin, bir kere zorbalık nedir dediniz ya girişte. Zorbalık çocuğun bu tanımların dışında, ben bir psikiyatrist tanımı getirsem, çocuğun bulduğu çözümdür zorbalık ama uygunsuz çözümdür. Eğer biz çocuğu meşru çözümsüz olmayan bırakırsak çocuk kendi çözümünü bulur. Bu çözümsüzlüğü Sayın Erol Bey'in dediği gibi
annenin babanın helikopter ya da ahtapot olduğu noktada hı hı. çocuk çözüm üretemeyen bir çocuk olarak yetiştiği için arkadaşını bile annesi seçiyorsa, halbuki kendi becerisi var, kendisi uygunsuz çözüm üretecektir. Ve zorbalık o yüzden artar. Ama ben Süleyman Bey kadar karamsar bir tablo görmüyorum. Zorbalığın görünür olması bana iyi geliyor. Bu çözümü beraberinde getirecek çünkü. Umarız. Umarız. Çünkü ben çok zor bir konu. Buyurun, siz de katkı sağlayacaksınız sanırım. Ekleme yapılabilir. Tabii geniş bir kavram olduğu için yani zorbalığın boyutları da farklı oluyor. Tabii ki hafif boyuttaki işte sataşmalar ya da işte arkadaşlar arası sürtüşmeler. Bunların hatta yani bir yaklaşıma göre literatürde yani kişinin hayatı öğrenmesi, bu noktada hani farklı davranışlara karşı yani gerçekleriyle yüzleşmesi ve kişiliğini daha güçlü bir şekilde oluşturması şeklinde olumlu değerlendirenler de var. Ama dediğim gibi yani bunu kişinin eğitim öğretim hakkını engelleyecek boyuta varan tiplerini, görünüş biçimlerini dikkate aldığımızda tabii bunu daha ciddi bir şekilde yaklaşmamız gerektiğini evet. de söylememiz lazım. Bu noktada hani az önce bazı istatistikler verdik. Kız çocukları mesela ne kadar zorba olabilir? Yani çok bir yüzde var mı? Bir konu. Şimdi bir yüzde yok ama. Erkek çocukların daha çok erkek çocuklarımız zorbalık yapıyor. Hayır, değil. Görünen erkek çocuklarında şiddeti, vurdusu, kırdısı erkek çocuğunda. Kızın ki görünmeyen ve aslında en tehlikeli olan, demin siz de bahsettiniz. Sözel olan, dışlayan, yok sayan. Çok daha sofistiki oluyor daha, o halde evet, kız çocuklarının zararı zorbaları. Daha büyük oluyor ama. Hani hukuki tespiti ve cezası açısından da zorluk çekiliyor. Evet. Duygusal ve fiziksel, ruhsal zararı. Bir örnek vereyim. Mesela evet. sınıfın gözdesi bir kız düşünün. Hı hı. Bu kız sessiz, sakin ama lider özellikle öğretmenin de gözdesi. Hı. Eğer bu kız sınıf içerisinde bir gruplaşma yapmış, o gruplaşmada bir iki kişiyi dışlamış, o kişileri dışarıda bırakmışsa bu zorbalık. Ama bu zorbalık sinsice ilerliyor. Çünkü o kız o sınıfın gözdesi oluyor. İşte bunlara çok dikkat etmek lazım. Öğretmene gidildiğinde de öğretmen onu yo asla öyle yapmaz. İşte o çalışkan bir kızım, o benim sessiz sakin bir kızım. Evet. Bir de zorbalıkta şu da çok gözden kaçıyor. Hani kız erkek ayrımını konuştuk ama şeye girecek zaman olmayacak elbette söylemek istiyorum o yüzden. Bazı psikopatolojiler buna riski artırıyor ama mesela görünen örneğin ben bir çocuğa vurdum diyelim. Fakat vurduğum çocuğun bana alttan ayağıma vurmadığı ve beni buna teşvik etmediğini kimse bilmiyor. Ben dürtüsel ve hiperaktif bir çocuksam görünen ben oluyorum ama zorba oluyorum. Ya da beni bir şeye teşvik ediyorlar. Git şunu çal gel diyorlar. Ben çalıyorum. Oradaki sessiz grup aslında zorba ama çalan ben olduğum için suçlu ben gözüküyorum. Evet, oradaki orada azmettirenleri evet, kimse fark onlar etmiyor. Onlar gözden kaçıyor. Yani tahrik altında işlenmemiş olması gerektiği de vurgulanıyor. Yani tamamen sırf karşı tarafın herhangi bir tahrik edici bir hareketi olmaksızın bir kişiye zarar verme, baskılamak için gerçekleştirilen evet. fiiller. Yoksa bir haksız fiile tepki olarak işlenen davranışlar zorbalık ama bunları ayıklamak kime düşüyor? Rehber öğretmenlere evet, düşüyor. Dolayısıyla eğitimcinin eğitimi yapılan şey. Burada ben Milletin Bakanlığı yetkilisi değilim. Ama Milletin Bakanlığı'nın bu konudaki çalışmalarını bildiğim için aktarmak hı-hı. isterim. Bakanlık hiçbir şey yapmıyormuş gibi algı oluşmasın. Yok hayır şöyle hatta bakanlık çok çalışma yapıyor. Şey ben kendi, eminim bunun bir algoritması olduğu, da oluşuyor. Değil kendi mi? Dahil olduğu çalışmayı aslında gündeme alır, gelmesi de şöyle hı-hı. yani bu konunun gündeme gelmesi de bakanlığın attığı adımlar nedeniyle tabii, oldu biraz. Ve biraz da sosyal medyada yansıyan olaylar. Ben şöyle üç madde verebilirim bakanlığın uygulamalarına dair. Birincisi disiplin suçu sayılması akran zorbalığın. İkincisi yeni yönetmelikle birlikte zorbalığın önlenmesinde öğretmenler ve eğitim kurumları da sorumlu artık. Üçüncüsü de bakanlık değerler eğitimi etkinlik kitabı hazırladı. Buna göre öğretim programlarında yer alan kök değerlere yönelik etkinlik kitabında artık adalet, dostluk, dürüstlük, özdenetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerler çocuklara ben dördüncüsünü o zaman size ilave edeyim. Aslında siz başta söylediniz. Milli Eğitim Bakanlığı'nda en az 3 dairenin ortaklaşa yürüttüğü aile okulu projesi ve bu çalışma hı hı. Salgından hemen sonra salgın hı hı. dönemindeki oluşan boşluğu da telafi etmek için oluşturuldu ve iki kitle hedef aldı. Birisi demin söylediğimiz okullardaki yani anaokulu, ilkokul, hı hı. ortaokul ve liselerdeki rehber öğretmenleri ve sınıf öğretmenlerini ve ayrıca doğrudan veliyi, yani aileyi muhatap aldı. 8 ders başlığı var. Bunlardan bir tanesi de akran ilişkileri. Dolayısıyla Eğitim Bakanlığı da bu konuda çok çaba sarf ediyor evet. ama
sadece katlara, rehber öğretmene de bu işi çözemeyiz. Evet, yani bunlar yeterli mi yapılanlar? Mesela bakanlığın attığı adımlar yeterli mi? Bence bütün eğitim camiasının ama özellikle ailenin bu konuda bilinçli hale getirilmesi lazım. Ama başta söylediğim husus çok önemli. Konuyu sadece akran zorbalığı üzerinden götürürsek akran zorbalığını arttırırız. Konuyu akran ilişkilerini iyileştirme üzerinden götürmek lazım. Daha pozitif ve yapıcı bir isim koyalım diyorsunuz. Evet. Hani mesela kadın ve şiddet tamlamaları ya da aile içi şiddet gibi. Hani aile ve kadın sürekli olumsuz tamlamalarla gündeme geldiğinde o travmalar daha da artıyor. O olaylar daha da gelişiyor. Siz diyorsunuz ki akran meselesi de ona dönmesin. Biz daha yapıcı ve pozitif bir ad koyalım bu meseleye diyorsunuz. Akran zorbalığını önlemek için okullarda başvurulan çok kötü ilginç yöntemler var. Mesela öğrencilerin diğer kata çıkması yasaklanıyor. Çocuk bunu önleyemezsiniz. Çocuk sınıfta ayırsanız bile okul bahçesinde birlikte, çıkışta, okul servisinde birlikte, çıkışta, futbol maçında birlikteler. Çözüm şu. Akran işbirliğini, akran öğreticiliğini unuttuk neredeyse. Yani bir çocuğun diğer çocuğa ders anlatmasını unuttuk. Halbuki çok önemli bir eğitim tarihimizin çok temel bir öğretim aracıdır ve aynı zamanda çocuk arkadaşlığını, çocuk barışını, sınıf içi barışı sağlayan bir şeydir. Böyle bakmak gerekir. Benim son cümlem şu olsun. Lütfen. Sadece rehber öğretmen atanması değil, özellikle nöbetçi öğretmenlerin bu konuda çok bilinçli olması lazım. Evet. Çünkü akran ilişkisindeki olumsuz davranışların %99'u teneffüste meydana geliyor. Ve teneffüste rehber öğretmen hiçbir yere yetişemez. Orada nöbetçi öğretmenler, sınıf öğretmenleri, rehber öğretmenler hepsi çok uyanık olmalı. Sınıf öğretmenler dışında nöbetçi öğretmenin çok bilinçli davranılması lazım. Anladığım kadarıyla tüm yorumlardan bu mesele bir üçgen içerisinde çözülecek. Daha da minimize edilecek. Önleme noktasında aile, okul, eğitimci ve işte belki sosyal çalışan, psikolog. Şunu söylemek istiyorum. Devreye girecek. Buyurun. Ama şeyi kaçırıyoruz. Hani eğitim noktasında, hani okullarda matematik, Türkçe öğretmenin ötesine geçmek zorundayız. Yani milli eğitimin eğitim öğretim şeklini de değiştirmesi gerekiyor. Bu değerler eğitimi meselesi. Ama yine bunu taşımak için sanırım. Evet, ama yine öğretim kanalına kayacak. Ben ondan korkuyorum. İlişkinin temel alındığı, ilişki ve ilişkilenmenin, problem çözme becerilerinin artırıldığı, eğitimin ön planda olduğu bir eğitim modelinin, yani yine bir ders ve yine bir konu dayatması şeklinde olmamalı. Kültürel ve sosyal bir mesele olarak almamız gerekiyor. Ben ondan korkuyorum. Peki efendim. Şimdi Sayın Belediyeoğlu'na dönmek isterim. Efendim, şimdi şu da çok tartışılan bir mesele. Siber zorbalık, çevrim içi zorbalık. Siz de az önceki yorumunuzda değindiniz. Bunu biraz açalım. Özellikle ergenler arasında, çocuklar arasında var olan şiddetin artmasında acaba mesela o oynadıkları internetteki oyunların bir etkisi var mıdır? Ya da o oyunlar oynanırken özellikle gerçek zamanlı oyunlarda yaşanan zorbalıklar, siber zorbalıklarda çocuklar bebeğinlerine ne kadar olanlardan, yaşananlardan bahsediyor? Saklamayı mı tercih ediyorlar? Orada çok farklı şeyler yaşanıyor, çok sofistike. Ebeveynler bu noktada nasıl takip edecek çocukları? Siber zorbalık noktasında genel bir değerlendirme yapar mısınız? Yani bu şiddetin artmasında internetteki meselelerin etkisi var mıdır mesela? Ne dersiniz? Buyurun. Çok teşekkür ederim. Tabii ki Erdoğan Bey'in de ifade ettiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın aileyle ilgili bir uygulaması, programı var ve o çok takdire şayan bir şey elbette ki. Hakikaten bunların önlenmesi ve azaltılması yönünde bakanlık gerek rehber öğretmenlerin aktivite edilmesi gerekse velilerin yetiştirilmesi açısından çok büyük bir rol oynuyor. Ben öncelikle sadece siber ortam değil, emin olun dizilerden öğreniyorlar. Örneğin ben geçen toplantıdan bir rehber hoca hızla çıktı. Okuldaydı, konuşuyorduk üç rehber hocayla. İşte dürüstlük mü, cesaret mi diye bir oyun oynuyor. Ben ilk defa orada duydum bunu. Burada söylemem de ne kadar doğru bilmiyorum ama. İşte bunun tehlikelerini sonra konuştuk. Çocuklar arasında bir sakıncalı bir oyun çıkmış diyorsunuz. Her davranış çocuklar tarafından öğrenilebiliyor. Ve bu uygulamaya koyulabiliyor. Ama bunların en çok çocuklara sirayet ettiği yer dijital mecralar. Çünkü neden? Kontrolsüz bir ortam bu. Bakın bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti daha çok yakın zamanda bir bu sosyal medyayla ilgili bir yasal düzenleme yaptı.
hani ona rağmen bile baş edilebilir bir şey değil bu. Yani dünyanın bütün devletleri birleşse dahi bu çok zor kontrol edilebilir bir şey. Kıymetli hocalarım zaten oradan yürüdüler. Ne diyorlar? Eğiteceksin, aileyi eğiteceksin. Çözüm yollarını zorlayacaksın. Rehber öğretmen faktörü şudur. Olayı yerinde ilk müdahale eden, acil müdahale eden acil bir ekiptir. Zaten travma ya da travma sonrası stres bozuklukları kıymetli hocalarımın konusudur. Psikiyatrların ya da bu alanda yetkin olan psikolog hocalarımızın. Bundan dolayı bakın ben size şöyle bir örnek vereyim. Bu neo zorbalık diye benim kendi kitaplarımda, çalışmalarımda da ifade ettiğim bir alan var. Örneğin çocuk diyor ki ben 1500 soru çözüyorum. Bunun baskısını yapıyor. Diğerlerinin pozisyonunu bozuyor. 1500 soru çözmek için bir günün 48 saat olması gerekiyor. Bir günde 1500 soru çözüyorum diyor. Ya da günde 3 saat uyuyorum diyor. Şimdi psikiyatr hocamız da orada. Bir insanın 2 gün ard arda 3 saat uyuduğunda zihinsel aktivitesinin ne hale geleceğini tıp defalarca piyasadaki bir yığın kaynakta ifade ediyor zaten. Ama çocuklar o bunu yapıyormuş, sosyal medyadan paylaşıyorlar. Mesela üniversiteyi kazanan öğrencinin paylaştığı valizler, otobüs biletleri, uçak biletleri, diğerlerinin üzerinde mütemadiyen bir baskı. Yani bizim akran zorbalığı dediğimiz sürekli olan ve güçlüyle güçsüz diye kaydedilecek olan kesim arasında mütemadiyen süren bir zorbalığın en çok şu anda görüldüğü alan siber alan, artarak da devam edecektir zaten. Geçenlerde benim bir çalışma arkadaşım kendi çocuğuna Instagram sayfası açtırmamış. Yahu dedi ki ben açtırsam mı acaba, arkadaşları çok dışlıyor, senin sayfan bile yok diye. Düşünebiliyor musunuz geldiğimiz noktayı? Evet. Bunun için çok ölçülebilir bir şey olmaktan da çıktı bu. İşte Erdoğan hocamızın araştırmasını yapan hocamız çok kıymetli bir hoca. Benim de yakından Hasan Bacanlı hoca, bir üniversitede aslında birlikte görev yaptığımızda bir hocaydı. Kıymetli bir hoca. Bu araştırmalar çok değerlidir ama şüpheci olmak zorundayız. Çünkü nesilleri kaybetme ihtimalimiz var. Bu bir karamsarlık değil. Belki de sahada gördüklerimizin bir tedirginliği. Acaba çocuklarımız bulaşıcıdır çünkü her şey. Davranış bulaşıcıdır, bilgi bulaşıcıdır, iyilik bulaşıcıdır, kötülük bulaşıcıdır. Buradan baktığımız zaman son dönemlerde ailelerin çocukların üzerindeki kontrolü de kaybettiğini bütün konuşmacılarımız ifade etti. Bu çok da gözle görülür bir şey olarak karşımıza zaten çıkıyor. Evet. Şimdi Sayın Hocam, programa ilgi gerçekten çok yüksek. Ben sorulara yetişemiyorum. Sosyal medyada ciddi geri dönüşler var ve tüm hesaplarımıza bu şekilde. Şöyle bir soru mesela. Çocuklar son yıllarda ebeveynleri tarafından özgüvenleri gelişsin diye serbest savruk küstah mı yetiştiriliyor diye bir soru. Yok, hayır. Son dakikalarımız. Aslında özgüvenleri geçsinde öyle yetiştirilmiyor. Şimdi ebeveynler de çok yorgun. Özellikle anneler çok çalışır haldeler. Biz çocuklara çok girdi verir bir haldeyiz. Çocuklara o kadar çok girdi veriyoruz ki. O yüzden ben öğretimi birazcık yavaşlatalım, eğitimi artıralım, ilişkiyi artıralım diyorum. Çocuklar bu girdilerle zaten kapasiteleri iyi, çıktı yok. Girdi var, çıktı yok. Çıktı olmayınca ekranın karşısında en iyi çıktı. En iyi kendini ekran karşısında buluyor. En iyi ekranın karşısında yeteneklerini boşaltıyor. Eğer biz çocukları ebeveynler olarak işe yarar kılabilir isek, çocuklarımızı görünür kılabilir isek bunları engelleyebiliriz. O halde çocukları daha pozitif şeylere yönlendirmek. Pozitif şeylere yönlendirmek. Yani spor olabilir, pek çok onları farklı. Onları kastetmiyorum. Sürekli test çözen bir yapıdalar. Onları nedir? Kastetmiyorum. Biraz daha açar mısınız o halde? Hayır, test yani ya çok basit evde. Ya birlikte bulaşık makinesi boşaltmaktan bahsediyorum. Bakın işi paylaşmak, iş görevi vermek değil. Ortak yaşıyoruz. Birlikte sofra hazırlamaktan bahsediyorum. Bundan ya zevk birlikte kalır sofra hale getirebilmek ya, lazım. Zevk almak değil temelde. İşte o evi beraber çok kullanıyoruz. Sofrayı da beraber hazırlayacağız. Çocuklar keyif almayabilir bu durumdan. Ortak ve birlikte bile yapsanız ortak bir şey çıkarma noktasında küçük onu yaştan zevk alır hale getirebilmek, küçük başarabilmek. Ebeveynlerin işi de çok zor.
diye düşünüyorum. Şimdi zevk alabilirden öte evi ortak yaşam halinde ve çocuğu, yani çocuğun yaptığı bir şey harika yaptın demek, onu görmek, ona iş vermek, iş bölümü yapabilmek, onu görebildiğinizde ve mesela özgüven pat diye oluşmuyor ki, çok küçük yaştan itibaren olumsuza susup olumluya destekleyen bir iletişim diliyle konuşup onu yaptığını görür ve onu över bir şekilde büyüttüğümüzde özgüveni geliştiriyoruz. Ama işe yarar kılarak da çamaşırı beraber seleyi boşaltmak çok önemli mesela. Şeyler söylüyorsunuz. Çorapları altını birlikte çiziyorum. Eşlemek mesela. Kesinlikle. Gibi. Ama burada gel bana yardım et değil ya, bu evi beraber paylaşıyoruz. O zihniyetle büyütülürse zaten çocuk yatağı yapmadı, toplamadı diye kriz çıkartmaktan bahsetmiyorum, evet, ama. Evet, çok önemli tavsiyeler. Gerçekten kesinlikle bir kere daha altını çiziyorum. Toparlayalım artık, programı bağlayacağız. Önlemler adına yorum alabilirim. Nasıl önleyebiliriz? Aileye düşenler, eğitim kurumlarına düşenler. Buyurun, serbest yorum. Okulun eğitim yönü çok güçlü Türkiye'de. Okulun sosyal, kültürel yönünü güçlendirmemiz gerekiyor. Evet. Paydaşlık yönünü, dayanışma yönünü, arkadaşlık yönünü güçlendirmemiz gerekiyor. Aynı şeyi sokak içinde ve ev içinde söylüyorum. Hocamızın söylediğine desteklemek arasında. Bunları yaparsa akran zorbalığı kendiliğinden azalacak. Ben bugün iletişimi artırırız. Buradaki ortamı kenarda tutarak söylüyorum. Ekranlarda akran zorbalığının tartışma biçimi akran zorbalığını arttıracak tarza ilerliyor. Ben de bunu ısrarla bu akşam söylemek istedim. Yani bir telaş oluşturmayalım, fakat bilinç düzeyinin arttırması noktasında bir uyarı yapıyorsunuz. Akranlar arasındaki iyi münasebetleri arttırmadan akran zorbalığını azaltamayız. Kesinlikle katılıyorum. Peki efendim, sizden yorum alalım kısaca. Yani sorunu tabii ülkemizde en önemli eksikliklerden biri kriminolojik ve viktimolojik araştırmalar. Yani eğer bir suç mağduriyeti söz konusuysa ya da bir suç fiilinden bahsediyorsak, bunun sebeplerini gerçekten alan araştırması yaparak ortaya koymak ve ondan sonra teşhis ve tedavi aşamasına geçmek lazım. Bu noktada tabii okulda akran zorbalığı olarak meseleye baktığımızda okul yönetimine gerçekten çok büyük rol düşüyor. Bu fiillerin saptanması. Çünkü mevzuatımız aslında hukuki koruma fazlasıyla detaylı ve yeterli kanaatindeyim. Önemli olan bunların uygulamaya sokulması ve gerçekten bu fiillerin saptanıp zamanında öncelikle önleyici ve koruyucu tedbirler, son araç olarak cezai tedbirlere başvurulması gerektiği kanaatindeyim. Evet, son birkaç cümle. Çocuğu görelim, ona farklı çözüm yolları üretmesinde yardımcı olalım. Onu işe yarar kılalım, bir. İletişimi çok iyi tutalım, iki. Bir diğeri, okullarda da psikolojik danışmanların sayısını artıralım ve bir diğeri de unuttuğumuz sosyal hizmet uzmanı da okullarda olması gerekiyor. Peki. Ailelerle etkileşim noktasında ve o okulda öğretimden önce eğitim diyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Erol Erdoğan, Profesör Doktor Şaziye Senem Başgül, Doçent Doktor Selman Dursun ve Süleyman Belediyeoğlu, tekrar çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Biz teşekkür ederiz. Sayın seyirciler, akran zorbalığını konuştuk efendim ve haftanın Z raporunu noktalıyoruz. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.